Seni biliyordur herkes. Ben o yüzden tekrar bir şey yapmayacağım. Bir özet geçmeyeceğim ama yani en basit şunu söyleyeyim. Bir melek yatırımcı, bir süper melek yatırımcı en önemlisi. Ve mesela şöyle söyleyeyim. Rovio yani Angry Birds'ün sahibi olan şirketin melek yatırımcısı olmak. Yani erken aşamada burnu iyi koku alıyor diyebiliriz aslında Aydın'ın. Ve bir melek yatırımcıyken daha sonradan bir fon da kurdu. Şu anda işte Early Stage First Ventures bir fon da var. Yani çok konu var konuşmamız gereken. Oradan devam edelim. Önce sözü sana vereyim. Teşekkürler. Birkaç çünkü o Silikon Vadisi'ndesin. Ben seni 2008'den beri tanıyorum. 2008'den beri Türkiye'ye gelme fırsatın olmadı benim. Evet. Belki daha önce de gelememişsindir ama oradan sürekli takip ettiğini ve gelişmelerden haberdar olduğunu biliyorum. O yüzden biraz senin o baktığın yerden biraz bir ön sözünü alalım sonra söyleşimize başlayalım. Tabii, çok güzel olur. Her şeyden önce günaydın. Burada olmak çok güzel. Ben aslında Gayrettepe'de büyüyen 10 dakika buradan yani. Buraya geri gelmek çok güzel. Aynı zamanda da Arda'yla bu Webrazi vesilesiyle burada sizinle konuşmak. Bu sabah aslında yapmak istediğimiz biraz ufkumuzu açmak değişik açılara ve sınırsız düşünme konusu. O yüzden ben kusura bakmayın slaytlar İngilizce, Türkçe global olarak devam ediyoruz. Bu hem Silicon Valley hem Türkiye'de ne enteresan konular, önümüzde ne var, bunu güzel olacak konuşmamız. Burada mentalite filozofi yani böyle birer birer arttırmak yerine sınırsız düşünerek yanına sıfır eklemek, out of the box thinking, kutu dışında, sınır dışında, bu şekilde başlayalım. Bu arada burada olmak çok güzel. Biliyorum hep Arda soruyordu niye Türkiye'ye gelmiyorsun diye. Hem aile hem zamanlama. Ama şunu söylemek istiyorum. En gurur duyduğum şeylerden biri 99-2005 Google'la ile beraberken Google'da ilk yaptığım iş Google'un internasyonel temsilcisi. Norveç'ten Brezilya'ya, Kanada'dan Çin'e, Japonya'ya. Google'da ilk başarılı olduğu zaman Google'u temsil eden birinin Türk olması bana büyük gurur verdi. Yani biraz bunu değişik düşünmemiz lazım. Hani ilk defa her seferinde Türk olan insanın burada illaki yatırım yapması ya da buraya gelmesi. Ben onu insanların aslında kafasındaki ha aramızdaki Türk bir şey, Türk kişi, Türk vatandaşı bunu da yaptı. Ondan sonra mesela yeni fon kurarken hep zordur yani yeni venture capital fon kurmak. İşte bir kişi olarak kurmak zor. Onu da gene aramızdaki Türk olarak venture capital dünyada şunu yaptı, bunu yaptı. Bunu tabii de göstermek, iyi örnek olmak çok güzel bir şey. Süper. İlk slide'a geçelim mi? Şöyle bir bakalım tabii. Mı şöyle bir? Çünkü çok güzel şeyler var içinde. Çalıştı. Evet. Tamam, süper. Senin sonuçta ya, yaptığın yatırımdan biraz bahsetmek ister misin? Hemen böyle ilk böyle spotlight birkaç tane yatırımdan bahsedelim mi? Tabii, bahsedebiliriz onu aslında çok çabuk. Rovio'dan bahsettin. Rovio, Finlandiya'da olan bir şirket. Şimdi dünya çapında en enteresan. Hem oyun şirketi ama aslında kendilerini bir sonraki Disney olarak düşünüyorlar. Şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı 250 milyon aktif kullanıcısı var. 1 milyar download'u geçmiş durumda. Biz konuştuğumuz zaman şöyle söyleyeyim, sadece 10-12 milyon kullanıcı arasındaydı. Yani çok enteresan bir şirket. Bunun gibi başka bir sürü şirketlerimiz var. İşte Brezilya'da e-ticaret, Kanada'da Shopify, Amerika'da ClearSlide diye bir enterprise. Yani çok uzun liste. Ama her şeyden önce aşağı yukarı 80 aktif şirketimiz. En son bu hafta yeni bir exit announce oldu. 36'ya çıktı. Aşağı yukarı bunların bütün enterprise value'sine baktığımızda 2 milyar dolar civarında M&A value create etmiş olduk. Küçük olmasına rağmen fonumuz. Bir melek yatırımcıdan bahsediyoruz. Melek yatırımcılar. Oraya. Artık onu da biraz geçmiş olduk ama neyse. Evet. Super. Diyoruz. Super angel'lar. Teknoloji eşittir exponential change. Evet. Bu slide'la başlamamın nedeni şimdi çok güzel konular konuşuluyor konferansımızda. Ama biz insan olarak kafamızda genelde geçmişe bakarak geleceği düşünmek ve düşünürken gelişmeyi daha marjinal düşünüyoruz. Bunu göstermemin sebebi şu anda gördüğünüz teknolojilerin 50 milyon kullanıcıya ne kadar zamanda geldiği. Radyo başladığımız zaman 75 sene, arkasından televizyon 50 sene ve ondan sonra azalıyor. Facebook, Google 4 sene, ondan sonra bakıyorsunuz bu konuştuğumuz Rovio'nun Angry Birds Space oyunu 35 gün. 50 milyon kişiye gelme. Yani
O kadar çabuk değişiyor ki her şey. Biz yani bugün ha şu oluyor bu oluyor dediğimizde o sırada aslında her şey değişmeye başlıyor. O yüzden biraz değişik alanlara değinmek istedim. Biraz ufkumuzu açmak istedim. Türkiye. Türkiye. Türkiye'ye atlayalım bence. Şimdi Türkiye'ye konuşalım. Ben senin sunum akışını biliyorum. Hı-hı. Önünde notum var. Süper. O yüzden biraz daha rahat tahmin edebilirim. Yok yok çok güzel. İmprovize de edebiliriz yani. Evet, yani Türkiye'ye gene senin baktığın yerden bir değerlendirme yapmışsın. Gene ben sözü sana bakayım sana çünkü. Tabii yani ben aslında çok gurur duyuyorum ne kadar değiştiğini. Ben hatta havaalanından gelirken yani 20 sene önce, 25 sene önce bilmiyorum aranızdaki yaş grubu nasıl ama ben hatırlıyorum 1970'lerde sıraya giriyorduk gece 10'da. Sırf yağ almak için süpermarkete gidiyorsunuz. 2 tane ekmek var. Bugün bakıyorsunuz inanılmaz böyle yoldan geçerken İstanbul'un ne kadar değiştiğini, ne kadar modern ve temiz haline geldiğini görüyorum ve ne kadar çok event gurur veriyor. Bu slide'da aslında bakmak istediğim olay Türkiye'ye ve İstanbul'a hani bir açıdan değil değişik açılardan hani hem GDP ve nüfus olarak hem internet kullanımı olarak hem de çok enteresan bir World Economic Forum'un araştırması oldu. Dünyadaki 120 ülkeye 50 değişik unsurda baktılar. Burada göstermek istediğim şu, Türkiye'nin çok enteresan bir durumu var. Kesinlikle yani hem GDP'miz olarak hem de nüfusumuz olarak dünyanın ilk 15 ülkesine girdik. Hatta kullanıma baktığınız zaman internette, Facebook'tu. Belki ilk 10 ülkesindeyiz, belki ilk 6 ülkesindeyiz. Ama bunun dışında 2 tane unsur var. Birincisi eğitim, ikincisi de altyapı ve insanların iş değiştirebilmesi. Yani bu konularda hala daha gelişme ihtiyacımız var. Ve eğitimin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu söylememin nedeni, ekonomimizi ne kadar iyileştirebilsek de eğitim olmadığı zaman bu insanların hepsine yansımayacak. Yani bizim değerimiz artacak ülke olarak, ticaretimiz artacak. Ama bunlar ülkemizdeki her insana yansımadıktan sonra bunun bizim için bir değeri yok. Ve bunun da olmasının en önemli unsuru bu insanların iyi bir hayata, iyi bir işe olması için eğitim. Güzel bir nokta. Bir örneğin vardı senin aslında eğitimin ne kadar önemli olduğunu diyorsun. İki örnek vereyim dedin. İki örnek vereyim dedim. Mesela o çok önemli bir konu bence. Yani bence bunu paylaşmak lazım burada. Evet, yani mesela şimdi normalde şimdiye kadar konuştuğumuz zaman bakıyorsunuz ülkelere, işte ürettiği değer nedir, okur yazar oranı nedir, insan sayısı nedir. Ama insanlar hiç düşünmüyor yani okur yazarlık 50 senelik, 100 senelik bir data. Bundan sonra ne önemli olacak? Bir örnek vermek istedim ne kadar önemli olduğunu. Geçmişin okur yazarlığı, geleceğin bilgisayarla bu işi öğrenmek, programcılık yapabilmek. Bunun ne kadar önemli olduğunu size söyleyemeyeceğim. İki tane örnek alacağım. Bir tanesi Estonya diye küçücük bir ülke Skype'ın kurucularının geldiği. Enteresan bir hükümet programı var. 10 sene içinde bütün lise öğrencilerini bilgisayar programcılığına programcılığını yapabilir duruma getirecekler. Hazırlıyorlar. Bu bir örnek olarak konuşuyorum. Çünkü ben duydum böyle işte Fatih projesi var, eğitim önemli. Ama bunun ne kadar önemli olduğunu söyleyemeyeceğim. İkinci bir örnek de, burada göstermiyoruz gerçi ama Çin'in en ünlü, ilk en büyük teknoloji şirketi New Oriental diye bir şirket. Acayip büyük değeri var. İnsanlara İngilizce öğretiyor. Çünkü düşündüğünüz zaman bir sürü teknoloji açısından konuşuyoruz. Ama bütün ülkemize 71-72 ülkeye baktığınızda bu insanların mesela en önemli ihtiyacı olan İngilizce konuşuyor mu, konuşmuyor mu? Konuşuyorsa bu kadar yeni otel var, bu kadar yeni turist geliyor, yeni iş oluyor. Onun hayatında çok büyük fark yapıyor. Yani bir şirket sırf İngilizce öğreterek on milyonlarca kişiye Çin'de onun en başarılı şirketi oluyor. Yani bu olayları aslında çok iyi düşünmek lazım. Bir de şöyle ufkunuzu açmak istedim. Yani bunlar neden önemli? Neden eğitimi konuşuyoruz? Bugün şu an değişik alanlardan konuşuyoruz ama Çin'de Foxconn, Apple iPhone'un yapıldığı şirket, 100 bin tane robot var, 1 milyon robota çıkacak. Yani değişik bir açıdan düşünmek lazım. Çünkü şu an bugünkü, bu haftaki, bu ayki durumu düşünüyoruz. Ama aslında dünyada olaylar beklediğimizden çok daha fazla değişiyor, gelişiyor. Amerika ile Türkiye'yi karşılaştırdığımızda nasıl bir görüntü çıkıyor? Karşı sen sonuçta oradan dedim ya biraz önce yani evet. Uzaktan baktığında bazı şeyleri hep şu örneği veririm. Yani bir bardağın içindeyim ben. Evet. Bakıyorum ve aslında bardağın dışında bir logo var.
bardak bir markanın bardağı ve evet. O markayı görmüyorum. Ama dışarıdan evet. Bakan bir adam onu görüyor. Ya da işte biraz su var, ben dışarıdan bakıyorum, mesafe algım yani çok alamıyorum onu, anlayamıyorum ne konu. Ama dışarıdan bakan adam bunu görebiliyor. Onun için senin tarafından Türkiye'yi nasıl göründüğü önemli. Böyle bir karşılaştırma olduğunu bildiğim için soruyorum. Tabii ve şunu da söylemek lazım, yani ben Türkiye'de yaşamadığım için bir ödevimi yapmak istedim gelmeden önce. Güzel bir böyle karşılaştırma yapmak için. Siz de söyleyin, katılın yani konuşmaya. Bir iki alana bakmak istedim. Birinci baktığımız alan en büyük 20 internet sitesi. Türkiye'de nedir, Amerika'da nedir, arasındaki farklar nedir? Şöyle söyleyeyim, yazı küçük olabilir, o yüzden kusura bakmayın. Bold fonttaki, yani daha kalın görünen siteler iki ülkede de var ama onlar bir ülkede ötekinden daha yüksek. Mesela Türkiye'ye baktığınız zaman gazete siteleri çok yüksek, bankacılık çok yüksek. Belli ki hem yaratıcıyız hem öndeyiz. Gazeteciliğe ve bankacılığa geldiğimizde hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Kesinlikle Amerika'nın ilerisinde. Ama Amerika'ya baktığınız zaman Pinterest, Tumblr gibi şirketler var, bir enteresan. Onu konuşacağız, neden o siteler önemli. İkinci konuşacağımız olay da e-ticaretten bahsettik, evet. E-commerce'den bahsettik. Hatta şu an teknolojiye baktığınızda buradaki en başarılı sektörlerden biri. Düşünüyorum ki dışarıdan baktığınız zaman ilk reaksiyon, Türkiye'de e-ticaret çok gelişmiş, çok başarılı. Ama Amerika'la karşılaştırdığınız zaman daha da başarılı olabilir. Amazon'a, eBay'e baktığınız zaman Türkiye'deki hepsi burada gitti gidiyor. Karşılaştırdığınız zaman gene daha rankingin, sıralamasının daha üzeri çıkması lazım. Hatta buna... E-ticarete devam edelim bence direkt konuya. Evet, devam edelim. Şöyle çok basit bir matematikten bahsediyordu Hanzade Hanım. Şöyle bir matematik yaptım. Buradaki rakamlar, yalnız beni hepsinde quote etmeyin. Bazıları ofisiyel, bazıları ben kafamdan şöyle bir hesapladım. Dolayısıyla siz daha iyi biliyorsanız söyleyin. Şöyle bir karşılaştırma yaptım. Amerika'nın GDP'si 15 trilyon dolar. Türkiye'nin GDP'si aşağı yukarı 770 milyar dolarla 1 trilyon arası, purchasing power parity'ye baktığımız zaman. Farkı 15 ila 20 kat. Amerika'daki e-commerce revenue'larına baktım. En son ikinci quarter 2012 actual number'lar 210 milyar dolar. Türkiye'deki bütün siteleri eklediğim zaman, işte gitti gidiyor, hepsi bu arada, Trendyol, Markafoni, bir iki kurucuyla konuşuyordum. Dedim ki hani eklemeye başladım. 2 milyar lira, onu ikiye katladım, 4 milyar lira, 2 milyar dolar deyin. Yani bu kesin bir rakam değil. Bundan daha az da olabilir, daha yüksek de olabilir. Ama şu karşılaştırmada 100 kat bir fark çıkıyor. Yani milli safılada, gayri safi milli GDP'de fark 15 kat, e-commerce satış değerinde 100 kat. Bu demektir ki daha 15 kata kadar çıkabilir, 20 kata kadar çıkabilir. Daha bu kadar büyümüş olmasına rağmen 5 kat daha büyüme potansiyeli var. O yüzden böyle bir değişik fikir vermek istedim. Güzel, size. Enteresan bakış açısı. Bence onu ayrıca bizim bir kez daha konuşmamız ve şey yapmamız lazım olacak. Yani en azından Webrise tarafında kullanmamız lazım. Çünkü evet. Enteresan bakış açısı. Hemen aynı hızla devam ediyoruz. Bu slide, niye bunu gösteriyoruz? Good design is good business. Bunu aslında söyleyen IBM'in genel müdürü 40 sene önce. Bazen hiçbir şey değişmiyor. Şu an Amerika'daki en önemli unsurlardan biri, Silicon Vadisi'nde teknoloji, güzellik ve design. En önemli faktörlerden biri haline geldi. Baktığınız zaman Türkiye'deki 20 sitede Amerika'da olan çok önemli, gelişen, hızla büyüyen ama Türkiye'de olmayan Pinterest. Bu çok enteresan çünkü bu şirketin başarısı yeni trendleri, yeni akınları simbolize ediyor. Mesela kullanıcılarının %80'i kadın. Bizde de mesela baktığınız zaman, mesela Trendyol, Markafoni dediğiniz zaman eminim onların da kadın kullanıcıları önemlidir. Baktığınız zaman dünyada en büyük gelişme aslında kadınları, onların üzerine fokus olarak. İkincisi iPad kullanıcıları %55. Ben de baktım, 5 sene önce burada iPad falan olmayacaktı. Şimdi bakıyorum herkesin elinde bir iPad var. Kesinlikle o mobil gelişmesi çok önemli. Bir de bu insanlar sırf güzel şeylere bakmıyor bunun içinde, aynı zamanda alışveriş de yapıyor. Bir karşılaştırma yapılmış, Facebook'ta bakıp alışveriş, average alışveriş değeri 80 dolar, Pinterest'te 176 dolar aşağı. Neden bu Türkiye için enteresan? Türkiye'de ilk 20 sitesi bile değil. 5 sene önce, 10 sene önce hatırlıyorum çok iyi arkadaşım Kenan Baran Yonca, Türkiye'de önder. 2-3 sene sonra Facebook geliyor, şimdi Türkiye Facebook'un dünyada 5. 6. ülkesi. Yani sırf e-ticaretle başarılıyız, her şey büyüyor diye
bir anda ne geleceğini, nereye gideceğini unutmamamız lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Bu arada Pinterest örneği de enteresan. Yani Türkiye'de şu an tabii sayısını bilemiyoruz. Evet. Ama aslında büyümeye devam ediyor. Yani hakikaten ilgi var. Enteresan. Ben yani Türk internet kullanıcısı için benim hep şöyle bir tespitim vardır. Türk internet kullanıcısı bir şeye alışarak kullanmaya başlamaz. Sadece bir anda kullanmaya başlar. Yani alışma süreci çok fazla olmuyor. Evet. Yani dünyadaki örnekler, neyse benim o uzun bir hikaye olsun ama genelde o şeyi görmüyoruz pek. Öyle yavaş yavaş değil böyle. Bir anda geliyor. Bir anda kullanmaya başlıyoruz. Evet. Bu hep yani geçmişte de bunu gördük. Facebook'ta gördük, Twitter'da gördük. Yani orada böyle bir o tipping point çok hızlı geliyor aslında yani orada. Çok doğru, çok doğru. Tipping point'ten konuşurken mobil gene hem BKM hem Hanzade Hanım bu konuda konuştu. Hem büyük gelişme var hem de aslında Mary Meeker gibi dünya önderlerinin rakamlarına baktığınız zaman daha 6 ile 8 kat arası daha büyüme potansiyeli var. Orada da böyle bir karşılaştırma yaptık. Amerika'daki top mobil Apple'ın App Store'una baktığımız zaman hangi aplikasyonlar önde? Türkiye'de hangi aplikasyonlar önde? Baktığınız zaman gene bankacılık sürpriz yok tabii önde. Amerika'ya karşı çok gelişmiş durumda. Ama mesela Türkiye'de de çok enteresan TV cebinizde bazı böyle enteresan aplikasyonlar bayağı yaratıcı. Kesinlikle tebrik etmek lazım. Ama mesela benim görmediğim Amerika'ya baktığınız zaman hem sağlık ve farma hatta eczacı başından bir konuşmacı olmuştu. Soru gelmişti. Orada ben sağlık ve farmaya potansiyel görüyorum. Aynı zamanda da Sephora diye bir kozmetik dükkanı var Amerika'da. Onun mobil aplikasyonu çok yüksek. Gene o konuda böyle vertikal e-ticaret olarak bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ve eminim bunun dışında da var. Tabii bu kadar futbol da seviyoruz. Belki insanlar bunu gazeteden takip ediyor ama bir spor sitesi belki onun da potansiyeli olabilir. Sadece dışarıdan düşünüyoruz. Ne olacağı bilinmez bunun. Bir anda dediğiniz gibi yarın liderler değişik olabilir. What's the next big thing? What's the next big thing? Tabii futbolu çok sevdiğimiz için ben düşündüm yani nasıl bu konuda konuşulur. Aynen futbolda olduğu gibi topun şu an olduğu değil, nereye gideceği yere gitmek lazım. Bizim düşündüğümüz burada biz grup olarak 5 alana fokus olmuş durumdayız. Mobil, e-ticaret, enterprise, sağlık ve eğitim. Bir iki çok ufak data söyleyeceğim size. Mesela burada e-ticareti konuşuyoruz, enterprise'i kimse konuşmuyor. Geçen gün biriyle konuşuyorduk. Yani ayrı insanlara rağmen şirketlere baktığınız zaman satışlar ya da potansiyel 10 kat, 100 kat yüksek. Eğer bir insan cebinden 1000 TL harcıyorsa şirketler 10 bin, 100 bin TL, 1 milyon TL harcıyor. Halbuki şu an Türkiye'de Microsoft dışında hiç böyle cloud üzerine çalışan bu kadar mühendisimiz var, değerli akıllı insanımız var. Beni çok sürpriz etti yani hiç kimse buna dikkat etmiyor da ilgi göstermiyor diye. Aynı zamanda sağlık Amerika'da trilyon dolarlık bir pazar. Fakat sadece %1'i IT alanında. Bunda da çok potansiyel olduğunu düşünüyorum. Biz bu arada bayağı bunun etrafına da genişlemiş durumdayız. Mesela evlerin içindeki connected cihazlar, genomics data genom bazındaki data üzerine kurulan şirketler ve 3D imaging dediğimiz imaj üzerine yapılan bu alanlar bizim için çok enteresan. Burada da söylemek istediğim olay, yani e-ticaretin tabii başarılı olması güzel ama bunun önünde 3-4 tane daha en az çok büyük potansiyel var. Orada da yaratıcılık olması lazım. Peki yani Türkiye'de yatırım yapmayı düşünüyor musun? Önce onu ben bir sorayım sana. Türkiye'ye tabii, yatırım lütfen. Senin ilgi alanına giriyor mu? Sonuçta melek yatırım yapıyorsun, çok erken aşama yapıyorsun yatırımlarını ve haliyle yani coğrafi engeller burada herhalde hassastır diye varsayıyorum ama bir şeyi sormuş olayım sana. Yani tabii. Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünüyor musun? Hı-hı. Öyle bir planın var mı? Bu direkt yapmak olabilir bir yatırım veya belki bir bilemiyorum başka bir şekilde bir dünya olabilir. İkincisi Türkiye'deki venture capital dünyası için yani risk sermayesi dünyası için gördüğün fırsatlar var mıdır? Yani işte böyle bir sana bırakayım sözü. Tabii. İkinci soruya geleceğim. Bir slide var. Birinci soru. Her şeyden önce kendi grup olarak bizim için önemli olan aslında bir şirketin nerede olduğu değil. Mesela Rovio'ya yatırım yaparken düşündüğümüz mobile baktığınız zaman en önemli olay oyun. Türkiye'de de baktığınız zaman mobil telefon insanlar eğlenmek istiyor, oyun oynamak istiyor. Biz bu işe 3 sene önce dikkat ettiğimizde
anladığımız, gördüğümüz olay bu mobil first olarak, mobil ilk olarak düşünen bir şirket. Bizim için önemli değildi bu şirket. Amerika'da mı, Kanada'da mı, Finlandiya'da mı, Türkiye'de de Finlandiya bulduk. Orada onlarla çalışmaya başladık. Aynı şekilde işte bebek ticareti, Brezilya'da bir şirketimiz var. Yani Türkiye konusuna geldiğinde tabii isterim çok Türkiye'de bir yatırım olmasını. Ama bizim düşünmemiz, ha Türkiye çok önemli bir ülke, illa ki burada da bir şirketimiz olsun değil. Önemli olan başarılı olduktan sonra Türkiye'de de olursa güzel olur. Ama bunun yanında söylemem lazım. Hep bu soru geldiğinde Türkiye'de yatırım olacak mı değil, ne zaman olarak düşünüyorum. Çok değerli yaratıcılar ve yatırımcılarla konuştum. Güzel güzel şirketler var. Eminim ki bunlardan biriyle çalışma fırsatımız olacak. Süper. Bir slide'ım var, ben gördüm bu arada. O da bu, enteresan şimdi belki. Venture Capital olayına konuşmak lazım. Venture Capital'da aslında bir iki çok ufak şeye değinmek lazım. Rekabet şu an çok olduğunu görmüyorum. Bir tane Galata Business Angels grubu var. Bir iki tane küçük fon var. İnşallah umarım daha çok fon olabilir. Private equity'de çok daha gelişmiş durumda. Tabii bu rekabetin hem bir pozitif hem de bir negatif yanı var. Pozitif yanı, yatırımcılar için çok az yatırımcı olduğu için istediklerine yatırım yapabilirler. Ama negatif olarak tabii bunun daha gelişmesi lazım. Buradaki şirketler baktığınız zaman çok bir ayrılım, dağılım yok. E-ticaret, oyun oynama, social gaming bu konuda daha geniş olabilir. Bu konuşmak istediğim noktalardan biri. Evet. Başarılı olmak için yani sırf iki alan olmaması lazım. Daha çok olasılık olması lazım. Farklı alanlara da yatırım yapmak lazım. Farklı alanlar. İkinci olayda hani gelişmesi tabii bu bir zaman faktörü. Ne kadar çıkış oldu? Exit hep konuşuyoruz. Evet. Bir teknoloji IPO'su olacak mı? Umarım olur. Umarım buradaki stock market'e sırf Turkcell değil daha güzel şirketlerimiz de çıkar. Hı hı. Bu da tabii büyük bir gelişimi başlatacak. Onu tetikleyecek. Onu bekliyoruz aynı zamanda. Ama bir son söylemek istediğim konu Silicon Valley ile karşılaştırdığımızda burada mesela grubumuz, komünitemiz mesela 20-50-100 kişi olmasına rağmen yine böyle bir görüyorum yani bir hafif ayrılık, gruplar hep birbiriyle gerçi konuşuyor ama çok çalışma Silicon Valley'sinde gibi değil. Bunu uzun vadeli düşünmek lazım. Aslında hep birbirimizle çalışmamız, birbirimize yardım etmemiz lazım. Çünkü Amerika'da dediğimiz gibi payı büyütmek, pastayı büyütmek aslında daha geniş düşünmek lazım bu konuda. Umarım bu da değişir. Değişmek üzere zaten. Girişimciler için, şirketler için, startuplar için ne tür bir şey görüyorsun? Evet, aslında başarı bu çok faktörü. Güzel bir konu. Bir el görebilir miyim? Kaç kişi aranızda kurucu ya da kurucu olmak istiyor? Şöyle bir dağılım olarak. İnternet girişimcileri, şirket kurmak isteyenler. Şirket kurmak, şirket kurucusu gayet güzel yani. Ben aşağı yukarı görüyorum %10-20 arasında. Güzel. Yapmayın, daha fazladır. Bu konuda yani söylemek istediğim olay tabii çok güzel. Umarım daha da fazla olur. Kolay bir şey değil. Herhalde bazı dünyanın en zor işi. Bazı çalışanlar olabilir burada. Yanlarında da şirketin arkadaşları varsa el kaldıramazlar. O yüzden elini kaldırmak istemiyor. Tamam. Önemli değil. Ben sadece bir görmek istedim. Burada söylemek istediğim aslında bir iki örnek de kullanabiliriz. Yani aslında şirketi kurmak bir şey, şirketin başarılı olması çok zor. Bu şirketlerden 100'ünün içinden bir tanesi, bazen 1000'inin içinden bir tanesi başarılı oluyor. İnsanlar devamlı size bu olamaz, hayır falan. 5-6 tane unsur var. Bunları iyice iş bitirici bir şekilde yapmak kolay değil. Hızlı büyüme, doğru elemanları alma, şirketin kültürü, stratejik olarak düşünmek, uzun vadeli kapital olması. Yavaş yavaş bunlar da olacak çünkü burada da başarılı şirketler var. Bunu söylememizin sebeplerinden biri, tabii bunu yaparak öğrenmek de güzel. Ama aynı zamanda mesela düşünüyorsanız bu nasıl olur, nasıl başarılı bir yatırımcı, kurucu oluruz. Aslında bir şirketin içinde bunun nasıl yapıldığını görmek kadar iyi olacağını söyleyemeyeceğim. Daha çok hani bizim Türkiye'de olur işte en başarılı şirketler, siz mezun oldunuz, çok başarılısınız, nereye gideceksiniz? Efendim iyi bir banka, buradaki büyük holdinglerden biri. Benim size tavsiyem aslında güzel bir iki startup var. Hani bunun nasıl olduğunu görmek istiyorsanız o startuplarda bir çalışmanız iyi bir tecrübe olabilir. Süper, süper. Biraz değişik bir açıya gelmek istedim. Hani bir iki hikaye anlatırız, konuşuruz Google'dan diye. Nasıl Google değeri olacak? Size bir iki data vermek istedim. Ben Google'a ilk başladığımda 100 milyon dolarlık bir venture capital yatırımı almışlardı. Biz o zaman düşünmüştük ya bu çok büyük miktar.
bu şirket acaba 1 milyar dolar olacak mı diye. Bugün Google dünyanın ikinci en değerli şirketi Apple'dan sonra 250 milyar dolar. Bir araştırıyordum, sırf gross profit'i, karları 2011'de 25 milyar dolar. İnanılmaz bir rakam, çok büyük bir rakam. Araya bir ufacık giriyorum. Evet. Bildiğim kadarıyla, yanılıyorsam lütfen düzelt. International satışları, yani uluslararası'dan kazandığı gelir toplam cirosunun yarısına yakın diyebiliyorum. Eminim o hale geldi. Ben başlarken... Ve International'ı kuran sensin değil mi? Ben en başında başlatmıştım Japonya'dan Brezilya'ya. Küçük başladı çekirdek olarak. Tabii ama yani böyle bir gerçek de var. Rica ederim. Yani. Rica ederim. Çok teşekkürler. Ama bu başarı tabii insan onun altında nasıl olduğunu görmüyor. Size bir iki hikaye anlatmak istiyorum. 2000-2001 senesinde Altavista 100 milyon dolarlık bir pazarlama kampanyası başladı. Reklam vermeye başladı. Biz düşündük, biz küçücük bir şirketiz o zaman, 50 kişi var Google'da, ne yapacağız bu konuda diye. O sırada çok güzel bir insight oldu. İşte bu kurucuların değişik düşünmesinin en güzel örneklerinden biri. Aradaki yapılan aramalara baktık. Aramaların dörtte birinde insanlar kelimeleri doğru yazamıyorlardı. Spelling dediğimiz. Mesela Britney Spears'e baktık. O zaman tabii, bugün çok Britney Spears kimsenin umurunda değil ama o zaman 163 kere değişik yazmışlar. Tabii Amerikalılar çok bazen zorluk oluyor spell etmelerinde. Dedik ki problem reklam olması değil, problem insanlar bu kelimeleri yazamıyorlar. O yüzden gittik, bir çocuk getirdik, Noam diye. Dünyanın en iyi spell check'ini yaptı. Bugün Google'a gittiğinizde bunu mu söylemek istiyordunuz diye. O bizim çok önemli bir unsurumuz haline geldi. Yani daha önce yapılan gibi değil, nasıl bir fark yapılır? Mesela ben hatırlıyorum 2000-2001 senelerinde Larry Page, gecenin 10'unda işte bizim serverlar, dışarıda olanlar çok pahalı, biz böyle ihtiyacımız var diye gündüzleyin şirketi yönetiyordu. Akşamleyin gecenin 10'unda masasında server bir araya getiriyordu böyle olması gerek diye. Yani böyle bir commitment var. Dışarıdan düşünmek, sınırsız düşünmek lazım. Bir de şunu söylemek istedim. Biz bazen başarıya baktığımızda değişik unsurlara bakıyoruz. Mesela diyoruz ki iyi ticaret, İşte satışları bu kadar, o çok başarılı. Dışarıdan yatırımcı geldi, o bu başarı demek. Halbuki öyle düşünmemek lazım. Mesela Google'a baktığınızda sırf satış değil, profit marjini hala daha %60, %66. Sizin milyarlarca, belki 10 milyarlarca Türk lirası satışınız oldu ama bundan karınız çok küçükse bu şirketin değeri sınırlı olacak. Yani bunu da aslında aklımızdan kaçırmamamız lazım. Süper. Gene çok çabuk bir şey örnek vermek istedim. Hanzade Hanım'la konuşuyordunuz, dediniz, o da dedi %40 büyümemiz lazım. Burada önünüze çok ufak bir örnek vermek istedim. 100 dolar, %50 senede büyümeyle 3 senede, 5 senede hangi düzeye geliyor? Eğer senede 200 büyürseniz, %200 büyürseniz ne dereceye geliyor? Arasındaki rakam farklarının ne kadar değişik olduğunu bu grafikte size göstermek istedim. Bunu neden gösteriyorum size? Mesela yatırımcı olarak ya da kurucu olarak şirketi yönetiyorsunuz, şirkete bakıyorsunuz. Nasıl değerlendirmek lazım? Bu şirket ne kadar çabuk büyüyor ve ne kadar büyük olacak? Bu çok önemli bir olay. Yani ne kadar büyüme oranı, o yani %40 ile %50 arasında, %50 ile %100 arasında inanılmaz fark var. Eğer 3 ay, 6 ay sonra düşünürseniz o fark büyük değil. Ama 3 sene, 5 sene bu büyüme oranını koruyabilirseniz inanılmaz fark ediyor. Güzel, güzel. Ve tabii ki senin de konuşmanın başında dile getirdiğin işte bu eğitim meselesi, yani talent meselesi. Bununla ilgili senin söyleyeceğin çok şey var diye varsayıyorum. Eminim. Bir iki soruyu bir araya getirelim. Mesela bizim düşündüğümüz, ben hani Webrazi'nin blog postlarını da okuduğumda, yayını da okuduğumda, Türkiye'ye kapital gelsin, daha çok yatırım olsun. Bence kapitalden daha önemli olay kabiliyet. Önemli, tecrübeli eleman, bilen eleman yetiştirmek. Bunun önemi çok büyük. Şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Şimdi Facebook en yeni IPO. Bugün baktığınız zaman değeri 30 milyar dolarla 100 milyar dolar arası. Ben baktım rakamlarına. Aşağı yukarı Mayıs 2012'de 3500 kişi vardı. LinkedIn'de bir arama yaptım. Facebook'ta çalışan, ondan önce Google'la ilgisi olan kaç kişi diye. 1500 kişi çıktı. Bu demektir ki eğer Google olmasaydı Facebook 1500 kişiyi bulur muydu, bulmuyor muydu bilemiyorum. Google kurulduğu zaman biz Netscape'den tutun, Silicon Graphics, NetApp, Oracle, bütün Silicon Vadisi'nin başarılı şirketlerinden
değerli elemanlar aldık. Bunu söylememin sebebi ne? Aslında ne kadar daha başarılı şirketimiz olursa ondan daha çok başarılı kurucular çıkacak. İkinci, üçüncü jenerasyon kurucuları. Bu tecrübe kadar önemli olan bir şey yok. Bunu da bir ortaya koymak istedim. Kulaklığımı çıkartma ihtiyacı duydum artık çünkü kulaklık var. Kulağımda birazcık rahatsızlık başladı. Kusura bakma, öyle bir şey yaptım. Tabii. Ve değişik bir alanla bitirelim istiyorsanız. Evet evet, ben bu konuyu seninle konuştuk. Evet. Ve bizim özellikle çok soru yaşadığımız şey. Şimdi burada ben sözü sana vereceğim ama herkesi örgütleyeceğim. Kendileri bizim sponsorumuz olur. Türk Hava Yolları, duy sesimizi. Burada Türk Hava Yolları kimse var mı salonun içinde? Şu anda. Yok. Var mı? Ha, güzel. Türk Hava Yolları sesimizi duysun. Sana duysun. Bırakıyorum, sonra ben serzenişte bulunacağım. Tabii Arda. Bu arada değişik bir şey söylemek istedim. Mesela bir sürü Türkiye'den hükümet bakanlarımızla, komitelerimizle konuştum. Hep böyle güzel programlar, bayağı komplike, 3 senelik, 5-10 senelik planlar. Çok basit bir şey önermek istiyorum. Bir sürü dünya şehrine uçuş var. Niye San Francisco'ya direkt uçuş yok? San Francisco'ya direkt uçuş koyun. Çok enteresan bir etkisi olacak. Bir kere her şeyden önce buraya daha çok insan gelecek, daha sık gelecek. Hem oranın başarılı kurumcuları, hem oranın başarılı yatırımcıları. Aynı zamanda buradan da insanlar bir sürü New York'a, Los Angeles'a gidiyor. Aslında iyi örnek almak için, gelişme için Silicon Vadisi'ne, San Francisco'ya davet ediyoruz, gelin görün diye. Sırf bu ufak değişikliği yapmak. Los Angeles'a giderken San Francisco'da dursun uçak. Eminim ki çok büyük farkı olacak. Belki o zaman da 6 senede bir yerine her senede görüşme fırsatımız evet, bu, olur. Bu çok ciddi bir problem gerçekten. Mesela biz şu anda konuşmacılarımızı getiriyoruz ve hepsini ya böyle işte Los Angeles ya işte New York ya Frankfurt gibi aktarmalara gitmek zorunda kalıyoruz. Normalde mesela New York, bu Türkiye'de özellikle bu sektörde birçok insan düzenli Amerika'ya gidip geliyor tabii haliyle, iş gereği. New York bir sıkıntı yaratmıyor çünkü direkt uçuyorsunuz Türk Hava Yolları'yla ve çok harika, hiçbir sorun yok. Onun bana değişeceği yok. Hatta günde 3 uçuşa çıkmış şimdi. Tabii ya, bana mesela önümüzdeki hafta için davet geliyor New York'a. Gidebilirim yani. Çok dert değil. Çünkü uçağa bindiniz, yani binersin, gidersin, bitti. San Francisco'ya gidemem. Çünkü yani çok bir detay düşünmem lazım. Bilmem nerede kaç saat bekliyor. O yüzden buradan Türk Hava Yolları'na, sponsorumuza ve Brazil Samet'in kanatlarına sesleniyoruz. Biz San Francisco'ya direkt uçuş istiyoruz. Siz de istiyorsanız tweet atalım kendilerine. Belki daha çok dikkate alırlar böylelikle diyorum. Türk Hava Yolları'na bence tweetleyelim. Evet, iyi fikir. Mention diyelim. Biz San Francisco uçuşu istiyoruz diyelim bence yani. Lütfen. Tamam. Olması lazım artık. Bu şekilde bırakıyoruz. Bizim web sitemiz yukarıda. Twitter handle'ı da asenkut. Evet. Ben birazcık soru alalım istiyordum ama lütfen. Biz seninle süreyi bayağı dağıttık. Bayağı yani. Dağıttık. Kusura bakmayın. Umarım faydalı olmuştur. Umarım enteresan olmuştur. Yani, çok teşekkürler zamanınız. Biz daha konuştuk mu konuşuruz yani. O kesin.